Evet, Vivo X50 Pro Plus elimizde varken gittik Vivo X60 Pro Plus aldık. Neden? Çünkü en büyük nedeni işlemcisi osu busu falan değil. En büyük nedeni kameradaki Zeiss etkisi. Yani bunu kamera kısmına gelince konuşacağım ama bu, yani şu telefon dururken bu telefonu almak aslında biraz anlamsız oluyor. Bu telefonun da kamera özellikleri gayet iyi, yani gerçekten çok iyi. Ama işte bir merak, insanoğlundaki bu merak yüzünden, işte kapitalist düzen diyoruz biz buna. Çok iyi bir kamera yapısı varken, telefon da çok iyiyken abi bir tane bir şey yazıyor şuraya. Diyor ki Zeiss. Abi işte bitiyor olay orada. Ya diyorsun, acaba kamerada ne kadar büyük bir artısı var? Ne kadar büyük bir gelişme sağlandı? İnsan merak ediyor işte. Yani bu telefonu almaktaki en büyük sebebimiz bizim buydu. Peki telefonumuzun malzeme yapısı olarak, yani çok büyük farkı var mı buna göre? Hayır. Hatta bana göre bu, malzemesel olarak kutu açmasında da söylüyorum, kahverengi olması, kenarlarının biraz daha altın sarısına yakın olması çok daha premium bir hava sağlıyor. Net. Hani bir de bakın kamera yapısı. Yani şöyle göstermeye çalışayım bakayım. Evet, yani bariz gözüküyor zaten. Göstermeye çalışmaya gerek yok. Kabak gibi ortada. Hani kocaman bir kamera yapısı var burada. Burada ise daha kibar bir kamera yapısı var. Keza çentik de öyle. Yani bunun çenti ile bunun çenti arasında yani iki kat fark var. Dolayısıyla bu telefon çok daha kibar ve premium bir hava veriyor bana. Yani elde tutarkenki havası bunun daha fazla. Malzeme olarak arka kapağı, ben bu telefonu anlatırken arka kapağı deri ve altında büyük ihtimalle yani metal bir kapak vardır dedim. Cam zaten olamaz dedim ama plastik hiç aklıma gelmemişti. Halbuki plastik bir kapak varmış. Dolayısıyla bunda da plastik bir kapak olmuş oluyor. Ha plastik olsaydı, metal olsaydı, hani bunlara da çok girmiyorum. Sonuçta deriyle kaplandığı için metal olmuş, plastik olmuş çok bir önemi yok. Elinize dokunduğunuz zaman her şekilde o derinin hissiyatını alıyorsunuz. Kalınlıkta da aslında iki telefonda ele aynı kalınlıktaymış gibi geliyor. 0,3 milimetre aslında gerçekten baya yüksek bir değer. Ama bunu anlayamıyorsunuz ya. Yani ikisi de aynı kalınlıkta diyorsunuz elinize aldığınız zaman. Halbuki 0,3 milimetre daha fazla kalın bir yapıya sahip olmuş bu. Ben bu pilinden dolayı mıdır diye düşündüm. İşte pilinden dolayı da teknik özelliklerde gördük ki değil. Neden olabilir? Geriye tek bir sebep geliyor, kalıyor. Kamera yapısı. Kamera yapısında bu telefonun geniş açısında artık mikro bir gimbal var. Neyse, kameraya geldiğimizde onunla da alakalı konuşacağız. Sadece kalınlıkla alakalı ben bunu söylemek istiyorum. Bundan dolayı biraz daha kalın olmuş olabilir. Yoksa pilimiz büyümemiş. Aksine bir de 150 mAh düşmüş. O kalınlık sadece kamera yapısından dolayı gelmiştir diye düşündüm. Telefonun ekranı zaten X50 Pro Plus çok güzeldi. X60 Pro Plus da aynı güzellikte devam ediyor. Yani ekstra bir artı gelmedi. Ama ben bu özelliklerin yanına 1 milyar bir renk derinliği olsun isterdim. Bir tek o yok zaten. Hani bir tek kuş sütü eksik derler ya, işte bir tek o eksik. 1 milyar renk derinliği yok. Ya hocam niye öyle söylüyorsun? 120 Hz tazeleme hızı var. 144 olabilirdi diyebilirsiniz. Mesela Mi 11'de 480 Hz'lik bir dokunmatik panel tazeleme hızı vardı. Bunda 240. O da olabilirdi tabii ki. Hani bunlar 1 milyar renkle 16 milyon renk arasındaki büyük fark kadar büyük bir fark değil diye düşünüyorum. Bunlar benim kendi düşüncem. Hani sizinle şu an sohbet ediyoruz. Sizin de tabii ki farklı bir düşünceniz varsa yorumlar kısmına lütfen kırıcı olmadan yazabilirsiniz. Şu telefon dıştan bakıldığı zaman boyut, ekran, daha kaliteli bir havasının olmasından dolayı bu bana, tabii kalbine falan bakmıyoruz, bu bana daha böyle bir premium hava vermiş oluyor. O ta en başta dediğim işte bu bazı özelliklerden dolayı. Ve ekranı açtığım zaman, bunun da ekranı açtığım zaman, yani ikisi de aynı dediğim için fiziksel olarak bu telefon benim için daha büyük avantajları var. Ama şimdi geliyoruz artık bunun avantajlarının daha böyle baskın olduğu özelliklere. Nedir bu özellikler? Tabii ki kalbi. Şimdi 888 var burada. Bunda ise 865 var. Ya tamam, yani arada büyük bir fark yok ama tamam, arada güzel farklılıklar var da öyle yani günlük kullanımda çok da büyük şeyler ifade etmiyor bunlar. Yani normal kullanıcıyı bağlamıyor yani bunlar. Fakat şöyle söyleyeyim. Mi 11 kullanıyorum şu an ben.
Mi 11'i yıllardır Vivo Nex 3'ü kullanmama rağmen Mi 11 beni biraz mest etti ve Nex 3'ü kenara bıraktım. Mest etmesinin en büyük sebeplerinden biri de 888 işlemcisiydi. Hocam Nex 3 de çok eski bir nesil, yani sen de 888'li bir işlemci Mi 11 tabii ki çok daha iyi olacak diyebilirsiniz. Fakat önemli değil. Ben Nex 3'ümü kullanırken 865'li işlemcili telefonlar da kullandım. Fakat beni çok etkilemiyordu. Ama 888 beni çok etkiledi. Neden? Çünkü ben video edit işlemlerini, yani şu an izlediğiniz bu videonun bütün işlerini telefonda yapıyorum. Telefonda yaptığım için bunun bir export etme süresi var. Ve 888 işlemci çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Kanalda bunun bir testini yapmak istiyorum. 865, 888, Kryn 9000, işte Exynos 2100, yani 5 nanometrelik işlemcilerle bir de 865 işlemcili olan bir telefonun da olduğu bir test yapmak istiyorum. 4K'lık bir videoyu export etmek istiyorum ve orada 888'in çok büyük fark atacağını düşünüyorum. Umarım yanılma. 865 olmasına rağmen bu telefon AnTuTu'da 630.000 puan aldı. Mi 11 yeni güncellemelerle birlikte, yani 12.5 güncellemeleriyle, ben beta sürümünü kullanıyorum. Her hafta yeni versiyon geliyor. Her hafta biraz daha iyi oluyor. Şu an 690.000'lere çıktı. Bakın 865 ile Vivo 630.000 puan almıştı. Şimdi 888'de Vivo belki de 700.000'i geçecektir diye düşünüyorum. Neden? Neden Mi 11 700.000'i geçmezken bu 700.000'i geçebilir diye düşünüyorum. Çünkü 888 işlemciyle birlikte hem RAM tarafı hem hafıza tarafı hızlı. DDR5 RAM var. Hafıza tarafında UFS 3.1 var ve bunlar o kadar stabilize çalışıyor ki, işletim sistemi de çok stabilize çalışıyor. Yani Fantouch da öyleydi. Şimdi Origin OS gelmiş, nasıldır bilmiyorum. Büyük ihtimalle buna göre daha iyi olabilir. Dolayısıyla bütün bu kombinasyonlar bir araya geldiği zaman telefon uçacaktır diye düşünüyorum. Ben export işini Mi 11'de yapıyorum ve çok mutluyum. Belki de X60 Pro Plus'ta bu 4K'yı export etme işlemi ona göre çok daha hızlı bile olabilir. Yani bunları hep böyle test yapmak istiyorum bir dahaki videolarda. Umarım bir fırsat bulabilirim ve bu hızları gösterebilirim. Ama buna az önce dediğim gibi normal bir kullanıcı için bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. 888, 865, 855, 845, Nex 3'üm 845 de ben mutlu mesut yaşıyorum. Yani hiçbir sıkıntım yok. Yani normal kullanımda hiçbir şey ifade etmiyor bunlar. Fakat işte böyle işler yapıyorsanız bunlar da çok şey ifade ediyor. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Bir bilgisayar toplamışsınız. Bilgisayarınızdaki işlemci uçuyor. 4 nala gidiyor. Ama ucuz olsun diye ucuz bir anakart almışsınız. Ucuz olsun diye ucuz bir RAM almışsınız. Ne bileyim, hard diskini, SSD'yi almamışsınız. Sonra diyorsunuz ki ya bu işlemci var ama bilgisayarım çok hızlı değil. Ya hocam hızlı olmaz tabii ki. Yani geri kalan kombinasyonun kötü. İşlemci güzel ama hani o işlemcinin üstündeki soğutucunun bile önemi var. Yani o işlemcinin tam randımanlı çalışabilmesi için. İşte Vivo'da büyük ihtimalle X50'de mesela olduğu gibi 630.000 puan AnTuTu'da almasının en büyük sebepleri içinde kullandığı bu materyaller ve bu donanım birbiriyle çok iyi, çok uyumlu çalışıyor. Tabi bunların bağlı olduğu anakart da ona göre güzel bir şekilde dizayn edilmiştir diye düşünüyorum. İşte dış güzellik olarak X50 Pro Plus çok VIP dururken bu biraz daha böyle, ne bileyim, rengi de turuncu olduğu için herhalde biraz böyle concon duruyor. Böyle bunun gibi böyle bir havası yok. Bana göre öyle yani. Size göre bilemem. Ama işte kalbine baktığımız zaman 888'li şu telefon bana çok şey katacaktır buna göre. Tabi telefonlarımızda iki tip model var dedik. İşte 828, 12256. SIM slotu, çift fiziksel SIM slotu var ama bir hafıza kartı takılmıyor. Şimdi 12 GB RAM'i var bu telefonun ama 12 GB'a artı 3 GB da hafızadan alıp kullanma gibi bir durum var. Yani 15 GB RAM'e kadar duruma göre çıkabiliyor. Ve sohbetin başında dediğim gibi bu telefonu almaktaki en büyük sebebimiz işlemci o bu değil, kamerası. Gelelim kamera tarafına. Şimdi ana kameradan bahsedecek olursak X50 Pro Plus'taki sensörle aynı sensör var. Bu sensör Samsung'un geliştirdiği bir sensör.
Oo, Samsung mu dediniz? Sony dururken Samsung alınır mı diyeceksiniz büyük ihtimalle. Alınır. Yani çok da rahat alınır. Sonuçta Samsung da çok güzel sensörler yapıyor yani. Yiğidi öldürün, hakkını yemeyin. Mesela bu sensör dual piksel teknolojisine sahip bir sensör. Yani iki tane piksel bir arada durarak büyük bir piksel gibi çalışıyor. Buradaki dual piksel olayı, yani şu iki piksel beraber çalışması olayı her zaman sabit yani. Bu hiçbir zaman ayrı çalışmıyor. İkisi sürekli bitişik çalışıyor. Ha şunu yani benim aklıma da şu geliyor. Neden ikisi bitişik çalışıyor? Keşke ikisinin yerine bir tane 2.4 yapsaydınız. Değil mi? Yani bu soruyu soruyorum ben. Belki benimle birlikte birçok kişi ya da şu an siz beni dinliyorsunuz. Siz de sorabilirsiniz yani. Neden iki tane ayrı pikseli birbirine yapıştırıp sürekli beraber çalıştırıyorsun? Eğer bunlar ayrı çalışmayacaksa o zaman tek piksel yapsaydın daha güzel olurdu. Neden? Çünkü ikisi birlikte çalıştığı zaman otofokus işlemi tek piksele göre daha hızlı çalışıyor. Bunun YouTube'da bazı testleri var. Hani bununla alakalı inceleyebilirsiniz. Yani adamlar bir sensör yaparken inanın yani gerçekten mühendislik harikası işler yapılıyor. Hani ben bunu size böyle basitçe anlatıyorum ama çok basit işler değil aslında bunlar. Dual piksel teknolojisine sahip olan piksel ikisi birlikte çalışıyor böyle. Beraber çalışan bu pikseller bir de 4 tane de yan yana gruplu olarak da çalışabiliyor. Yani şu 2 pikselin yanına ikili de çalışabiliyor. Yani 4 tane piksel bir araya gelip çalışmış oluyor. 4 tane dual piksel bir araya gelip çalışmış oluyor. Bu diğerleri gibi tek piksel 4 tanesi bir araya gelip çalışmakla aynı şey değil işte. Bunlar dual piksel, onlar normal bir piksel. Onlar da 4 tane 1 piksel bir araya gelip çalışmış oluyor. Bunda 4 tane dual piksel bir araya gelip çalışmış oluyor. Devasal bir piksel oluyor. Devasal dediğime bakmayın. Yani bir cep telefonuna göre devasal. Hani biraz böyle teknik olmadan anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Ya hocam daha ne kadar teknik olmayacaksın da diyebilirsiniz. Gerçekten çok teknik olmadan anlatmaya çalıştım. En basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla Samsung sensörü bakın halen anlatıyorum size. Samsung sensör aman deyip geçmenize gerek yok. Bu sensörde böyle bir teknoloji var. Bir de ekstra o da nedir biliyor musunuz? Her piksel arasında nasıl tarif edeyim? Her piksel arasında şöyle bariyerler vardır. Burada bir piksel, burada bir piksel, burada bir piksel, burada bir piksel ve arada bir bariyer vardır. Bu bariyer sayesinde bu pikseldeki görüntü, ışık buna ya da buna çok fazla müdahale edemiyor. Karışmıyor yani. Dolayısıyla bir fotoğrafa keskinlik olarak baktığınız zaman telefon gidiyordu. Keskinlik olarak baktığınız zaman aradaki bu bariyerler sayesinde çok daha keskin, net fotoğraflar elde etmiş oluyorsunuz. İşte dediğim gibi Samsung ya geç git demeyin. Yani adamlar çalışıyor. Gerçekten çalışıyor. Hani bunları okudukça vay arkadaş diyorsunuz yani adamlar neler yapıyor ya diyorsunuz. O pikseller arasında böyle bariyerler koymak falan değişik fikirler yani bunlar. Dolayısıyla Gen 1 sensör, Samsung Gen 1 sensör gerçekten bayağı gelişmiş bir sensör. Ha Gen 2 sensör çıktı, çıkmak üzere öyle de bir durum var. Hani üzerine biraz daha bir şeyler koydular. Keşke bu telefonda Gen 2 sensör kullansalardı. Çünkü Gen 1'i bunda kullanmışsın. Bunu da biraz daha bekleyip Gen 2 kullansaydın diye düşündüm. Ama yapmamışlar. Neyse. Ana kamerada böyle bir sensörümüz var. 50 megapiksellik. Ve f1.57 bakın gerçekten çok düşük bir diyafram. Yani bu 1.9 bu 1.7 yani bu şu kadar açıkken bu kadar açık. Yani daha fazla açık. Dolayısıyla düşük ışıklı ortamlarda içeri çok fazla ışık girecektir. Bu da büyük bir katkı sağlayacaktır. Ve artı devam ediyoruz özellik olarak. En büyük özellik işte aslında bu. Bu telefonu en başta dediğimiz şey neden bu telefonu alırız dediğimiz olaya geldik. Lensler. Bu telefondaki lensler Zeiss kaplamalı lensler. Zeiss kaplamayı buna da yapabilirdik. Niye yapmadık? Ya da bir başka telefona da yapabilirsiniz. Anlaşırsanız yaparsınız. Öyle olmuyor o işler. Zeiss lens yani Zeiss bu kaplamayı yapabilmesi için zaten o lenslerin belli bir kaliteye kadar ulaşmış olması gerekiyor. Diyor ki Zeiss bu kaliteye gelmişse bu lenslerin ben buna kaplama yaparım. Ama normal bir lense ben kaplama yapamam diyor. Hani
o kalitede değil. Hani demek ki o kaplamayı yaparken bazı aşamalar lens camlarını çok zorluyor ki belli bir kaliteye ulaşamayan optiklere bu kaplama yapılamıyor. Ama bundaki optikler zaten o kaliteye ulaşmış diyor. Vivo diyor ki ben o kaliteye ulaştırdım bunları diyor. Al bunlara güzel bir kaplama yap. Zeiss de gidiyor kaplama yapıyor. İşte şu telefonun kenarındaki Zeiss T yıldız işareti var ya, T yıldız işareti. İşte bu demek oluyor. Zeiss lens kullanmış demek olmuyor. Zeiss kaplama yapmış oluyor. Kaplama olduğunda işte oradaki T yıldızdan anlayabilirsiniz. Ama işte bir daha söylüyorum, bu kaplamayı yapabilmek için zaten senin lensinin belli bir seviyeye ulaşmış olması lazım. Yoksa ben diyor ona kaplama maplama yapmam. Bana getirme diyor öyle dandik lensleri. Bana kaliteli lensler getirin diyor. Tabi Zeiss markası lens üreten bir marka. Sırf optik yani fotoğrafçılık sektöründe değil. Göz lensleri de üretiyor. Yani düşünün, gözünüze bir lens takıyorsunuz ve her şey aynı. Işık, renk, hiçbir değişiklik olmuyor onu taktığınız zaman. O kadar kaliteli bir marka olmuş oluyor Zeiss. Ve işte burada biz bunu gördüğümüz zaman otomatik olarak etkilenmiş oluyoruz. Çünkü çok daha keskin, çok daha güzel fotoğraflar çekecek anlamına geliyor. Ki kaldı ki X50 Pro Plus'a netlik aralığında %140'lık bir artış sağladı. Gece performansında da %300'lük bir artış sağladı. Hani bu ne demek biliyor musunuz? Hani bir laf var ya, geceyi gündüz yapıyor. Hani bu geceyi gündüzden daha öte bir şey yapması lazım artık. Çünkü zaten X50 Pro Plus çok iyiydi. X60 Pro Plus da ekstra çok iyi oldu ve muadil olan cihazları da çok kötü tokatlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu anlatılan şeyler çünkü çok büyük özellikler. Tabii ki şimdi 1.57'lik bir diyafram koyarsan ve kaplamalar, lensler çok özel olursa tabii ki her şey çok daha güzel olacaktır. Bakın sensör aynı olmasına rağmen geri kalan ilave yardımcı yani fotoğrafı tamamlayan diğer unsurlar sayesinde ne kadar büyük bir artış sağlanmış değil mi? Hani bazıları ben görüyorum böyle yorumlarda. Bunun sensörü bu, bunun sensörü bu. Tabii ki bu sensör daha iyi çeker. Tabii ki bu sensör daha güzel çeker. Ya sırf sensörlü olsaydı bu işler, zamanında Pixel çıktığında Google Pixel telefonu mükemmel fotoğraf çekiyordu. Aynı sensör Xiaomi Mi 5S'te vardı galiba. Aynı sensördü. Arkadaş o Pixel kadar kaliteli çekmiyordu. Aynı sensördü ya. Aynı sensördü ve fiyatı çok daha uygundu. Ben de gidip Mi 5S almıştım. Fotoğraf çekiyordum. Ya Pixel gibi değildi. Ayrıca X60 Pro Plus, X60 Pro'nun yaklaşık 3 katı daha kaliteli bir görüntü elde ediyor. Ya bir ana kamera için ne kadar çok şey anlattık değil mi? Daha ikinci, üçüncü, dördüncü kamerası var ya bu telefonun. Ama önemli olan ana kameraydı burada yani. Ana kameradaki büyük gelişmeler vardı. Diğer kameralarda çok büyük gelişmeler yok. Sadece geniş açı. Geniş açıya geldik. Geniş açıda en büyük özellik mikro bir gimbal var. Böyle video çekerken hiç titreme olmayacağı için hep böyle sabit duracak. Yani böyle kamera oynayacak ama ben böyle kafam benim sabit duracak, kamera oynayacak. Bu sayede bir de geniş açı olduğu için böyle uçuyormuşsunuz gibi bir havası olmuş oluyor videolarda. Herhalde o yüzden geniş açıya gimbal'ı koydular diye düşünüyorum. Üçüncü kamerası ve dördüncü kamerası. Yani optik zoom yapan iki tane kameramız var. Neden iki tane kameramız var? Üçüncü kamera 2x optik zoom yapıyor. Fotoğrafçılık sektöründe genelde 50 mm 1.8 diyaframlı olan objektifler biraz fiyatları uygun olur ve portre olarak çok güzel portre çekerler. 1.8 diyafram ve 50 mm. Ona bir benzetme yapmak olmak için herhalde 50 mm'ye eşdeğer 2x optik zoomlu bir tane kamera koymuşlar ve portre modu çekerken o kamerayı kullanıyor. Tabi ana kameraya göre biraz daha yakınlaştırdığı için daha böyle profesyonel bir hava katmış oluyor. Yani bu güzel bir şey. O yüzden üçüncü kamera olarak böyle bir şey olması iyi. 2x optik zoom yapıyor. Bir de 5x optik zoom yapan periskop bir kamerası var. Şimdi sadece 5x optik zoom yapan olsaydı üçüncü kamera. Yani üçüncü kamera olmasaydı da dördüncü kamera üçüncü kamera yerine geçseydi. Ve direkt 5x optik zoom yapan kamera olsaydı şöyle bir şey olacaktı. 1x optik zoom yapan zaten ana kameramız var ama aradaki 2, 3, 4 hiç olmayacaktı. Direkt 5x
optik bir zoom yapan kamera olacaktı. Hani bu da aradaki şeylerin hep dijital olarak geçmesine sebep olacaktı. O yüzden araya bir kamera koyması iyi. S21 Ultra videosunu hatırlarsanız orada da aynı şeyden bahsediyordum. Arada bir kamera olması iyi. Tabi ilerleyen dönemlerde şöyle olabilir. 2x için bir tane kamera, 3x için bir tane kamera, 4x için bir tane kamera olabilir. Çünkü fotoğraf makinesindeki lensler, telefonlardaki fotoğraf lensleri fotoğraf makinesindeki objektifler gibi hareket edemiyor. Sabitler. Sabit olduğu için otomatik olarak 2x için bir kamera, 3x için bir kamera, 4x için bir kamera, 5x için işte böyle optik periskop bir kamera, 6x için böyle gider. Ne olacak? Telefonun arkası böyle XXXX için böyle bir sürü kamerayla dolmuş olacak. Tabi saçma sapan bir şey olur yani öyle şeyler için, ama iki tane optik zoom yapan kamera olması işleri biraz kolaylaştırıyor. Hani 3-4 tane olması da tabii ki işleri kolaylaştırır ama biraz çirkin olur yani artık o kadar kamera olması. Onun yerine bir şekilde böyle açılıp kapanan bir şeyi halletmeleri gerekir incecik kasanın içinde. Olmaz demeyin, teknoloji her zaman ilerliyor. Evet, 1 santim olabilir belki kalınlık ama o 1 santimin içinde 5x'e kadar böyle git gel yapan belki ilerleyen dönemlerde böyle bir objektif yapılabilir. Periskop kameramız tabii ki 5x optik zoom'un yanında da 60x dijital bir zoom yapabiliyor. Bu sayede ne yapıyoruz? Ay çekebiliyoruz. Telefonumuzda ay modu falan var artık. Bu ay modu çok meşhur oldu. Hani eskiden bende bir 500 milimlik bir objektif vardı. Bu kadardı. 500 milimlik bir objektifti. Onunla ayı çekiyordum. Çektiğim resmi gösteriyordum arkadaşlarıma. Vay be diyorlardı. Nasıl çektim falan. Sen mi çektin bunu diyor. Evet diyordum, ben çektim. Nasıl çektin diyordu. Bu kadar bir objektifle çektim. Nerede şimdi o objektif? Yok. İşte bakın, telefonlar şu an ay çekiyor. Ay fotoğrafları çekiyoruz şununla. Bu kadar bir objektiften bahsediyorum ya size. Objektif zaten gövdeyi taşıyordu. Gövde objektifi taşıyamıyordu yani. İşte nereden nereye bakın. Teknoloji ne kadar ilerliyor. Ha tabii bu yazılımla oluyor, onun oluyor, bunun oluyor. Bir şekilde oluyor ama oluyor işte sonuçta. Bir ay fotoğrafı çekmiş oluyorsunuz. Evet, kamera tarafı böyleydi. Gelelim yazılımına. Dediğim gibi Fantaç'ı artık bırakmış, yeni bir yazılıma geçmiş. Origin OS denen bir arayüze sahip. Ya ben telefonu açtım. Yani böyle değişik bir arayüz gibi gelmedi bana yani. Ne olayı var ki dedim, bunun esprisi ne dedim. Halbuki arayüzde bazı böyle simgeler var. O simgeleri tıkladığınız zaman açılan bir pencere oluyor. Mesela kutu açmasında göstermiştim. Mesela lens simgeleri vardı. Çok güzeldi. Sonra telefonla biraz kurcalayınca bunun ikinci bir arayüzü olduğunu gördüm. Yani bir klasik bir arayüzü var. Bildiğimiz arayüz. İşte simgeler orada duruyor. Sağa doğru çeviriyorsunuz. Diğer uygulama simgeleri var. İkinci arayüz ise çok güzel ya. Ya gerçekten çok güzel. İkinci arayüz böyle widget'ler üzerine kurulmuş bir arayüz. Tabii telefonun kendi orijinal arayüzü olduğu için telefonu çok da zorlamadan çalışacaktır diye düşünüyorum. Hocam yani bunu bir launcher'la da yapabilirsin zaten diyebilirsiniz. Ama telefonun kendisinde bu olması büyük bir avantaj. Halbuki launcher'lar her telefon için stabil çalışsın diye yapılıyor. Yani Samsung'da da, Vivo'da da, Oppo'da da, Huawei'de de çalışsın diye yapılıyor. Ama bundaki kendi launcher'ı bu telefona özel olduğu için daha stabilize ve telefonu çok fazla enerji tüketmeden çalışacaktır diye düşünüyorum. Ve çok güzel bir arayüz. Yani evet, gene uygulama simgeleri var ama uygulama simgesini kocaman widget gibi gösterebiliyorsunuz. Ya da onu böyle dört, ya değişik bir şey, güzel bir şey, eğlenceli bir şey olmuş. Benim hoşuma gitti. Bunun ses tarafına geldiğimiz zaman üzülerek gene söylüyorum, stereo hoparlör koymamışlar. Stereo hoparlör koymaması, yani iki hoparlör koymaması üzücü olmuş. Tamam, X50 Pro Plus tek hoparlörle çok güzel ses veriyordu ama o güzelliği bir de üst taraftaki hoparlörden de verseydi iki kat daha güzel ses verirdi. Bu da benim gibi böyle müzik dinlemeyi seven insanlar için çok güzel olurdu. Çünkü telefon dışarı ses veriyorsa güzel ses versin isterim. Evet, tek hoparlörle de güzel ama iki hoparlörle o ekstra katlanmış olurdu ki amiral gemisi cihaz yapıyorsun. İki tane hoparlör olmalıydı. Ama olmamış. Bu kötü.
Ama kulaklık tarafında ekstra bir Hi-Fi çipiyle tabii ki kulaklıktan verilecek olan ses gayet güzel. Ki Vivo zaten biz bilmiyorduk ama bundan yaklaşık 8 yıl önce falan bir tane çok ince telefon yapmıştı Vivo. Keza Oppo da yapmıştı. Dünyanın en ince telefonlarıydı. Hatta Vivo'da kulaklık girişi de vardı. Oppo'da yoktu. Vivo'daki kulaklık girişi telefonun kalınlığı kadardı zaten. Yani telefonun kalınlığı kulaklık girişi kadardı. Adamlar zorla o kulaklığı oraya yerleştirmişlerdi. Ta o zamandan beri hani Vivo zaten ses konusunda bayağı iyi bir marka. Fakat işte biz Türkiye, Türk insanları olarak Vivo'yu pek bilmediğimiz için bu tip özelliklerini de bilmiyoruz. Oysa adamlar bu konuda bayağı bayağı master yapmışlar. Kablosuz bağlantı tarafına geldiğimiz zaman çok üstünde konuşulacak bir şey yok. Sadece Bluetooth 5.2 olduğunu bastıra bastıra bir daha söyleyeyim. 5 ya da 5.1 değil, 5.2 bir kademe daha arttırılmış vaziyette. Kızıl ötesi yok. Olmasa da olur. Sıkıntı değil. Pil tarafına geldiğimiz zaman gene üzücü olan şey 4350 bundayken 4200. Bunda halbuki 4500 olsaydı da şu kalınlık pilden dolayı deseydik. Ama kalınlığın da artık kameradan dolayı olduğuna ben biraz böyle baya baya yatmaya başladım. Çünkü pilimiz 4200 mAh. Adaptörümüz 55 Watt. Bundaki 44 Watt'tı. 55 Watt 4200 mAh. Yani toplamda 40-45 dakikada full doldurması gerekir. Pil testinde göreceğiz bakalım ne kadar sürede dolduruyor. Evet dostlar, benim bu telefon hakkında sizinle edeceğim sohbet bunlardı. Bunları konuşmak istiyordum. Testler tabii ki yakın zamanda gelecektir. Ne zaman geleceği hakkında bir bilgim yok ama en kısa zamanda hazırlamaya çalışacağız dedikten sonra videomu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Yapacağım.